Şimdi aşure günü imkan dahilinde 25 haslet yapılacak. Tövbe istiğfar bunun usulünü söylüyor. Nafile namaz anlattık. Oruç tutmak anlattık. Sıla-i rahim varsa sadaka vermek. Sadaka vermek acayip bir şey. Aşure gününde sadaka veren bütün sene sadaka vermiş gibidir. Bir fakire ikram eden kabre koyulduğu günde Allah ona yardım edecek. Evet, Uhud dağı kadar sevap verecek. Ondan sonra gusül abdesti almak. Gusül abdesti alan hastalık görmez. Aşura günü gusül abdesti alan inşallah alalım. Anasının doğurduğu gün gibi günahlardan arınmış olur. Ondan sonra göze sürme çekmek. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın gemi altı ay denizde kaldı. bütün gözleri iltihap oldu. Her taraf su. Göğün suyu, yerin suyu karıştı birbirine. Su oldu hep rutubet. Dünyada daha kalmadı ki. Tufanda. Sonra bak gözleri böyle olunca Allah Teala sürme çekmelerini vahyetti. Gözlerine sürme çeken ama tabii İsmit sürmesi marka olma yani İsmit markası olacak. Hadis-i şerifte İsmit diye geçiyor. Arabistan'da var bu. Burada da bilmiyorum piyasada var ama sürmenin çok fazileti var. Ondan sonra efendim al bir alimi ziyaret etmek. Bulabilirseniz bir alim ziyaret edebilirseniz. Ondan sonra bir hastayı ziyaret eden bütün Adem oğullarının hastalarını ziyaret etmiş gibi sevap alıyor ondan sonra. Yetim başı sıvazlamak, çol çoluk çocuğa bolluk yapmak bu çok önemli. Bu Tabarani hadisinde geçiyor. Men vesse eli ehli yevme aşûra vesse avullah. Saira seneti. Aşure günü hanımına, çoluğuna, çocuğuna para veren, karşılık veren, eve erzak alana bir sene boyunca Allah genişlik yapacak. Ee, İmam Süfyan Sevri Hazretleri ve sair ulema Süfyan Uleyna Hazretleri elli senedir denedim, hep bolluk gördüm. Bir sene ihmal ettim, o sene geçim darlığı çektim diyor. Yani ondan sonra bir kişiye su ikram etmek, tırnak kesmek, bir mümini iftar ettirmek akşamında tabi oruç açarken bin kere ihlas seni okumak. En az 10 Müslümana selam vermek, bütün müminlere selam vermiş gibidir. En az 10 Müslümana selam verse, bir köle azat etmiş sevabı olur. Allah Allah, çok sevabı var. Yolunu kaybetmişe yol göstermek, sinirine hakim olmak, Müslümanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmak, Müslümanın cenazesine katılmak, Müslümanlara güler yüzle musafa etmek. Bu da çok önemli, ben bunu yapıyorum. Elhamdülillah size de tavsiye ediyorum. Bir miktar gül suyu alın. Ama böyle gül suyunun suyunun suyunu almayın. Hakiki markalar var. Şimdi marka reklamı yapmayalım. Hakiki gül suyu birkaç kuruş fazla ver kardeşim yani. Şeyine kaçma. Gül suyuna her başında besmele çekiliyor. Suya da bakılarak yedi fatiha okuyorsun. Eûzü besmeleyle. Başta eûzü her birinde besmele. Suya bakacağım böyle. Bakarken yedi fatiha okuyorsun, üflüyorsun. Sonra o gül suyunu başına, yüzüne, boynuna şöyle Sürüyorsun. Allah'ın izniyle çoluğa çocuğa da sürelim inşallah. Bir daha seneye kadar illet ve dert görmez. Tecrübeyle sabit olmuştur. İmam Üchuri, büyük maliki ulemasındandır. İmam Üchuri'nin kitabında gördüm. Yüz kere Atel Kürsi okusa diyor. Yüz kere de İhlas okusa. Ölmüş ana babasına hediye etse. Müşrik bile olsalar, cehennemden çıkamaz da azabı hafifler diyor. Müşrik bile olsalar, azabı. Ya da ya Müslümansalar, Allah'ın izniyle... İşte ölmüşlerimiz var azapların kaldırılması için inşallah 25. maddesi de zaten nedir? Aşura çorbası pişirmek. Allah.